Nisan 2019. Dünyanın en önde gelen haber kanalları CNN ve BBC inanılmaz bir son dakika bilgisi yayınladı. Habere göre Hindistan ordusu sivillerin girmesinin imkansız olduğu, Nepal'de bulunan 8400 metre yükseklikteki Makalu askeri üs bölgesinde garip bazı ayak izleriyle karşılaşmıştı. Sonrasında ordu bu sıra dışı keşfi dünyaya açıkladı ve ayak izlerinin fotoğraflarını yayınladı. Hindistan ordusu Nepal'deki Makalu üs bölgesinde çok şaşırtıcı ayak izleri bulunduğunu açıklayarak bunların fotoğraflarını yayınlar. Bu ayak izleri 80 santim uzunluğunda ve 40 santim genişliğindedir. Bu izler dev bir yaratığın, Yeti'nin ayak izleriyle benzerlik taşımaktadır. Yeti, konik şekilli bir kafaya sahip olan maymun benzeri iri yarı, kıllı bir yaratık olarak tanımlanmıştır. Fiziksel açıklamalara göre boyu 2-2,5 metre civarındadır. Tamamen kıllarla kaplıdır. Ve en önemlisi de bir insan gibi arka ayakları üzerinde yürümektedir. Yıllar geçtikçe birçok kişi Yeti'yi bir tür iğrenç kardan adam olarak tanımladı. Bu yaratıkla çok özdeşleşen ve birçok popüler yanlış anlamaya yol açan bir terim. Koca ayak ve Yeti arasında aynı türün iki örneği olduklarına dair bir ortaklık kurulur. Ama bu varsayım pek de gerçekle örtüşür değildir. Yaratıkların görgü tanıklarının karşılaşmalarına dayanan tasvirleri birbirinden oldukça farklıdır. Ve benim için daha önemli olan şey ayak izlerinin çarpıcı biçimde farklı olması. Biri çok daha yüzeysel bir insan ayağına benzer bir görünüme sahipken, diğeri aslında büyük bir şempanzenin veya gorilinkine benzeyen farklı bir ayak başparmağına sahiptir. Görgü tanıklarının Yeti ile ilgili tasvirleri koca ayak tasvirlerine uymuyor. Daha da önemlisi iki yaratığın davranışlarındaki farklılıklar. Özellikle Yeti aşırı şiddet konusunda şöhretli. Yeti'nin şiddet uyguladığına, yerel halka saldırdığına ve öldürdüğüne dair birçok hikaye var. Aslında Nepal ve Tibet'teki yerliler Yeti'den çok korkar. Bu nereden çıkmıştı böyle? Hindistan ordusu neden böyle sıra dışı bir bilgiyi insanlarla paylaşmaya ihtiyaç duymuştu? İşin daha da garip tarafı, Hindistan ordusu. Bu açıklamadan sonra hiçbir canlının adım atamadığı, bu dağlardaki askeri personel sayısını iki kat daha fazla arttırdı. Ancak yine de hiçbir sonuç elde edilemedi. Ne yerel basından ne de askeri ordudan hiçbir bilgi gelmedi. Fakat tarihi kayıtlara bakınca bu bölgede açıklanamaz bir şeylerin olduğunu söylemek hiç de zor değil. Temmuz 1974. Luke Pedoma adlı genç bir kız Himalaya dağlarında sürüsünü otlatırken birden garip bir ürpertiye kapıldı. Sanki biri ya da birileri onu izliyor gibiydi. Genç kız çevresine baktı fakat hiçbir şey göremedi. Sonra sürüsüyle birlikte ilerlerken ağaçların arkasından gelen korkunç bir homurdanma sesi duydu. Ve bir şey onu yakalayıp havaya kaldırdıktan sonra donmuş nehre doğru fırlattı. Genç kadın ne olduğunu anlayamadan birdenbire kendini nehirde bulmuştu ve çarpmanın şiddetiyle bayılmıştı. O şey genç kızı en az 1,5 metre havaya kaldırıp sonra da göle doğru fırlattı. Kız şoktaydı. Nasıl bir varlık genç bir kadını kaldırıp oyuncak bir bebek gibi metrelerce ileri doğru fırlatabilirdi ki? O şey her neyse kız onu görememişti bile. Tek hatırladığı korkunç homurtu sesiydi. Arkasını döndüğünde insana benzer kıllı bir yaratık kendisine saldırmış, onu yakalamış ve kısmen buz tutan nehre atarak bayılmasına neden olmuştur. Bu genç kız birkaç saat sonra uyandığında bütün sırlarının parçalandığını görür ve çalıların arasından büyük bir şeyin yürüdüğünü duyar. 70'li yıllardı ve yetkililer kızın ihbarıyla hiç ilgilenmemişti bile. Çünkü o dönemler yüksek dağlara çıkıp hayvanların nasıl öldürüldüğünü araştırmak yerel otoritelerin yapacağı en son şeydi. O yıllarda bu uzak ve ücra köşeler devletten hiçbir hizmet alamayan, kuytu ve sahipsiz yerlerdi. Genç kızın başına gelen bu olayın neden ve nasıl olduğu hiçbir zaman çözülemedi. Fakat garip bir biçimde
insanlar benzer yerlerde benzer şeyler görmeye devam ettiler. Kasım 2016, Rusya, Başkurdistan. Bir Türk halkının bölgesi olan Başkurdistan'da gece yarısı arkadaşlarıyla Kazakistan sınırına doğru yolculuk eden heyecan tutkunu Vadim Gilmanov ve arkadaşları Ural Dağları'nda yolunu değiştirdi. Ve eski karlarla kaplı, artık kullanılmayan, tehlikeli ve ücra bir yola doğru saptılar. Gençler sadece biraz heyecan ve adrenalin arıyorlardı. Bu yüzden yolculuğu kameraya alıp, alkol içerek, kahkahalar atarak bu tehlikeli yolda ilerliyordu. Fakat daha sonra kahkahaları birden çığlığa ve paniğe dönüştü. Ural Dağları'ndan geçen karla kaplı ücra bir yolda arabayla ilerlemektedir. Yol karanlıktır ve en yakın kasabadan 30 kilometre uzakta büyük bir canavar aniden arabanın önünden yolun karşısına geçer. Bu karşılaşma arabanın yol kamerası tarafından kaydedilir. Bu iki ayaklı yaratığı sağ tarafta, önlerinde ormanın içine koşarken görüyorsunuz. Bu iki ayaklı ve kıllı bir yaratığa benziyor. Yolun karşısına geçerken karı havaya sıçrattığını görebiliyorsunuz. Bu görüntüleri gördüğünüzde, vay canına, orada Yeti'ye benzeyen bir şey var diye düşünüyorsunuz. Polisler bu kayıtları defalarca kez izledi. Fakat kimse araç kamerasına yansıyan bu şeyin ne olduğunu söyleyemedi. Bu şey eğer ki iki ayak üzerinde koşarcasına yürüyebilen bir ayı değilse o zaman bilinen hiçbir varlığa benzemiyor demekti. Bilim insanları da kamera kayıtlarına yansıyan bu varlıkla ilgili net bir sonuca varamadılar. Ve sonuç olarak varlığın ne olduğunun tam olarak anlaşılamadığını, bu yüzden de bir sonuca varmanın imkansız olduğunu söylediler. Ancak işin tuhaf yanı, bu gençlerin Ural Dağları'nda karşılaştıkları bu yaratık, her neyse Rus medyasında büyük bir sansasyona neden oldu. Ve 60 yıllık bir davanın yeniden açılmasına neden oldu. Bu dava hepinizin de az çok bileceği gibi Igor Dyatlov davasıdır. Dyatlov geçidi, adını 60 yıl önce burada meydana gelen çok gizemli ve korkunç bir trajedinin merkezinde bulunan bir yürüyüş grubunun lideri olan Igor Dyatlov'dan alır. Rusya Vişey. 27 Ocak 1959. Ural Politeknik Enstitüsü'nden 9 deneyimli yürüyüşçü Kolat Siyakov Dağı'na doğru bir kayak yolculuğuna çıkarlar. Yürüyüşçüler 3 hafta geçmesine rağmen bu geziden dönmeyince bölgeyi aramak için askeri kurtarma ekipleri gönderilir. Askerler hem şaşırtıcı hem dehşet verici bir durumla karşılaşır. Çok alışılmadık bir şekilde öldürüldüler. Cezai soruşturmanın da ortaya çıkardığı gibi etrafta başka insan yoktu. Bundan emindiler. Çadırlar içeriden yırtılarak açılmış gibi görünüyor ve insanlar ayakkabı giymiyordu. Bu doğal değil. Bu kesinlikle doğal bir olay değildi. Bir şey bu gençleri sanki acil bir tehlike varmış gibi güvenli çadırlarından ayırmaya zorladı. Çadırlarından çıkmak zorunda kaldılar ve onları keserek dışarı kaçtılar. Çok korkmuş olmalılar. Bunlardan 6'sının hipotermi nedeniyle öldüğü belirlendi. Bu kendi içinde çok tuhaf bir durum. Akla gelen ilk soru, kamptan neden kaçtıkları? Neden kampın güvenli ve sıcak ortamını terk ettiler? Bir şeyin onları korkuttuğu ve kampı terk etmeye zorladığı açıkça belli oluyordu. Bulunan bu cesetler sadece donmamıştı. Hırpalanmışlardı ve sanki onlara bir şey saldırmış gibi görünüyordu. O sırada soruşturmacılar tarafından çekilen fotoğraflar tüyler ürpertici bir sahneyi gözler önüne seriyor. Bir kurbanın kafatası kırılmış, iki kişinin göğsü içeri çökmüştü.
Gözleri, dudakları ve dili vahşice koparılmış bir ceset bulundu. Bu durum bir primat saldırısının tüm özelliklerini taşıyordu. Saldırdıklarında özellikle kurbanlarının yüzüne yönelirler. Gözleri, burnunu ve dilini koparırlar ve yüzünü tamamen parçalarlar. Dolayısıyla Dyatlov olayına baktığımızda ve kurbanlardan birinin dilinin koparıldığını göz önüne aldığımızda bunu bilinmeyen büyük bir maymunun yapmış olabileceğini düşünüyorum. Öğrencilerin kafa tasları ve kaburgaları kırılmış, dilleri koparılmıştı. Bu bir insanın yapabileceği bir şey değil. Yeti'ye çok benzeyen bir yaratığa ait gibi görünüyor. Ve bu nedenle olanları bu yaratığın yapmış olabileceğini düşünüyorum. Bir Yeti'nin bu insanlara, bu yürüyüşçülere neden saldırmış olabileceğine dair teoriler var. Ama Yetilerin aslında daha büyük bir amacı olduğuna dair düşünceler de var. Belki de insanların girmesini istemedikleri belirli bir alanı koruyorlar. Ve teorilerden birine göre yürüyüşçülerin bulunduğu bu bölgeye yapılan girişleri bir şekilde engelliyorlardı. Bu olayın meydana geldiği sırada Yeti'nin yalnızca Himalayalarda var olduğu düşünüldüğü için bu ölümlerden yaratığın sorumlu olabileceği fikri büyük ölçüde reddedilmişti. Ama Sovyet müfettişlerinin vardığı bu resmi karar son yıllarda yaygın bir itirazla karşılaştı. Dyatlov geçidi olayı 1959'da gerçekleşti. Ve hala en büyük gizemlerden biridir. Eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki bir dizi kişi ve kuruluş bunu çözmeye çalışıyor. Kesinlikle açıklanamayan olayların geleneksel bir şekilde sürekli ortaya çıkması, bunu yapan şeyin Yeti gibi bir yaratık olabileceğine karar vermeyi kolaylaştırıyor. Doğanın yenilmez bir gücü onları öldürdü. Soruşturmanın sonucu tam olarak işte buydu. Ama bu soruşturmadaki pek çok belgenin hala gizli tutulduğunu da söylemem gerekir. Şubat 2019'da, bu trajik olaydan yaklaşık 60 yıl sonra, Rus hükümeti soruşturmayı yeniden başlattı. Peki ama neden? Bunun Ural Dağları'ndaki gizemli ortadan kaybolma olaylarının son zamanlarda artmasıyla ve aynı bölgedeki Yeti görülmelerindeki artışla bir ilgisi olabilir mi? Cevabın güçlü bir evet olduğuna inananlar var. Son zamanlarda Ural Dağları'nda birçok dağcı kayboldu. Ve Rus hükümeti bunların arkasında o gençlerin kayda aldığı şeyin olup olmadığını araştırmaya karar verdi. Araştırmalar hala devam ediyor. Ama kimse Yeti denen bu varlığa dair kesin bir kanıt bulamadı. Ancak şu bir gerçek ki bu şey kar ve buzla ilgili. Hep benzeri ortamlarda ortaya çıkıyor. Belki de bu varlık insanların ulaşması çok zor olan o yerlerde. Kar ve buzların arasında kimseye görünmeden bir şekilde yaşamını devam ettiriyor. Peki ama insanların kaybolmasını ve karla kaplı dağlarda çeşitli şekillerde öldürülmesini bu yaratık mı neden oluyor? Bunun cevabını kimse tam olarak veremiyor. Ancak bölgede yer alan efsanelere göre Agartha ve Shambhala diye bir yer var. Ve burası dünyanın içinde yer alan bir tür yeraltı dünyasıdır. Bu dünyaya ancak bazı kutsal dağlardan ya da güney ve kuzey kutbunda yer alan yeraltı geçitlerinden gidilebilir. Fakat aynı efsanelerde yer alan başka metinlere göre bu geçitler korunmaktadır. Yeti denen ve yalnızca karda yaşayan bir tür varlık tarafından korunmaktadır. Yeti, Himalayalardaki Şerpa halkının folkloru, kültürü ve diniyle geri dönülmez bir şekilde iç içe geçmiş durumda. Onların dini törenlerinde ve hikayelerinde sık sık buna dair referanslar buluyoruz. Himalaya bölgesinde dağların yerel tanrılar olduğuna inanılıyor ve onlar da saygı duyulmasını ister. Bunlar 7500 metre boyunda ve kalıcı olarak karla kaplıdır. Tıpkı bir tanrının yapacağı gibi yaptığınız her şeyi görmezden gelirler
Ve yetiler de dünyadaki tanrılardır. Dağların ruhu onlarda vücut bulur. Yetilerin Şambala olarak bilinen, gizli bir krallığa giden boyutlar arası geçitleri koruyan bekçiler olduğuna inanıyor. Bazı Budist inanışlarına göre Şambala'ya giderek aydınlanmaya kavuşabilirsiniz. Bu inanç biçiminde aydınlanmaya ulaşmak için dünyadaki en iyi yer orasıdır. Bu gezegendeki belirli coğrafi konumlardan geçerek ruhani boyutlara ulaşılabileceği uzun zamandır gerçekten güçlü bir fikirdi. Ve bir kapı olduğu fikri, bir yol olduğu fikri, bu gezegendeki bir yerde var olan bir manevi düzleme giden gerçek bir fiziksel yol olduğu fikri muazzam sayıda insanı onu aramaya sevk ediyor. Yeti'nin Şambala'nın girişini koruduğuna dair hikayeler var. Onu birçok araştırmacı aradı ama hiçbiri bulamadı. Ve yıllar içinde bazıları bunu yaparken ortadan kayboldu. Bazı görgü tanıkları Yeti'nin birdenbire ortaya çıktığını bile bildirdi. Uzun boylu, kıllarla kaplı bu yaratığın sadece Şambala yakınlarında değil, dünyanın diğer yerlerinde de görülmesi mümkün olabilir mi? Ve bu, dünyanın en ölümcül canavarlarından birinin herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde hiçbir uyarıda bulunmadan ortaya çıkıp kaybolabileceği anlamına mı gelir? Yaklaşık 6700 metre yükseklikteki Kailash Dağı, Tibet'in en kutsal dağıdır. Birçok kriptozoolog, Yeti'nin var olması halinde bu Himalaya zirvesinin büyük olasılıkla onun ana üssü olabileceğine inanıyor. Everest, batıdaki bütün Himalaya dağlarının en ünlüsü olsa da Asya'da yaşayan insanlar için aslında Kailash'ın bütün Himalaya zirvelerinin en önemlisi olduğunu iddia etmek kolaydır. Bazıları buranın bir tür antik gizeme veya bir tür güce sahip olduğuna inanır. Peki ama tüm bunlar doğru mu? Modern bilim bu şeyin ne olduğunu veya tam olarak var olup olmadığını hala algılayabilmiş değil. Onlar Tibet halklarının efsanelerinde anlatılan bir tür mitolojik varlıklar. Fakat Rusya devleti, özellikle Vadim Givanov, o garip videosundan sonra 60 yıllık bir dava olan Igor Dyatlov davasını da yeniden açarak bu inanılmaz yaratığın resmen peşine düştü. Kim bilir? Belki de bir gün gerçekten de bu yaratıkla ilgili net bir kanıt bulurlar ve yüzlerce yıllık bu gizeme son vermiş olurlar. Fakat yine de siz olun. Karla kaplı dağlarda gezintiye çıkmadan önce çok dikkatli olun. Çünkü duyacağınız son ses korkunç bir homurtu ve bembeyaz karlar içinde size doğru bakan bir çift göz olabilir.